Herkese merhaba, Personot kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit ve bugün sizlerle DCS World'de F-16C First in Weasels Over Syria kampanyanın ikinci görevini oynayacağız. İlk videomuzda Suriye'deki karmaşık çatışma ortamının ne olduğunun biraz kokusunu aldık. Güzel bir tatbikat yaptık. Her şey yolunda gitti. İnişteki ufak patlak teker dışında yolundaydı. Her şey görece güzeldi. Bu görevde işler birazcık karışıklaşacak ve bu sefer tatbikat yok. Gerçek bir göreve gidiyor olacağız. Fakat bu videoda ufak bir değişiklik yapmaya karar verdim. İlk videonun süresinin uzunluğunu gördükten sonra en azından harcadığımız süreyi daha verimli hale getirebilmek için ben bölümü oynadım. Ve bugün o kaydın üzerinden geçeceğiz. Belki biraz daha fazla vakit alıyor olacak ama daha sakin bir şekilde sohbet ediyor olabileceğiz görevi uçarken, görevi oynarken. Eğer bu şekilde daha güzel olduğunu düşünürsek devam edebiliriz veya eskisi şekle dönebiliriz. Bu arada War Thunder'da ne kadar tecrübeli olsam da DCS'de hala öğrenme sürecindeyim. Videoda birçok yerde bunu göreceksiniz. Eğer faydalı veya faydasız bir yerlerde müdahale etmek isterseniz lütfen yorumlarda da belirtin. Neyse, fazla uzatmadan zaten uzun bir görevimiz olacak. Oyunumuza geçelim. Evet. Bugünkü görevimiz Deir ez-Zor bölgesinde düşman hava savunma sistemlerine hedef almak. İstihbarat raporlarına göre bu bölgede SA-2-3 gibi gelişmiş hava savunma sistemleri bulunuyor. Bu sistemlerin yaratacağı tehditler arasında bizim vurmamız gereken bir takım hedefler olacak. Burada göreceğiniz üzere durumu özetliyor. Ben bunu çevirip bu linkte, bu videonun linkinde çevirisini paylaşacağım. Dolayısıyla bunları uzun uzun bakmayacağız bu sefer. Görevi uçarken ben size bir kısmını anlatıyor olacağım. İlgisini çekenler, bakmak isteyenler çeviri dosyasından okuyabilir. Yaklaşık burada Alpha, Bravo ve Charlie diye waypointlerimiz var. Buraya girmememiz gerektiğini yazıyor. Çok tehlikeli olacağı için. Ve buradaki oil field'da bir takım hedefleri vuracağız. Kısacası SIA'nın ekonomik gücünü azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız. Burada vurulacak hedefler bahsediyor. Ve uçuşumuza başlayalım. Mission 2. Görev 2. YEM. Yani kısacası seyahatçılar olarak biz zaten kendimizi YEM olarak gösteriyoruz. İlk oyundaki gibi aynı detaylara değinmeden geçeceğim. Motorumuzu çalıştıracağız, kalkış iznini isteyeceğiz vesaire vesaire. Uçağımızı çalıştırırken ben size görev öncesi briefingden bahsedeyim. Sol üstte de konuşmaları okuyabilirsiniz. Bugün SIA'nın bu stratejik petrol tesislerini vuracağız. Briefingde yazdığı gibi güzel hava koşullarımız var. Günün ilerleyen saatlerinde bulut bekliyorlar. Rüzgar 10 ile 20 knot arası değişecek. Sıcaklık 35 derece, sıcak bir gün. Biz burada hava savunma sistemlerine bu görevde aktive etmeye, dikkatlerini çekmeye çalışacağız. Ki bu Alpha, Bravo, Charlie'deki hedefleri vuracak vuruş güçleri işlerini rahatça yapabilsinler. Biz kendimizi öne atacağız. Bu kapalı olan radarları açmalarını sağlayacağız. Yerlerini belli ettirmeye çalışacağız. Eğer göreve engel teşkil ediyorsa bunları vuracağız. Değilse yerlerini not alacağız ve daha sonradan işlerini bitirmek için
plan yapacağız gibi özetleyebilirim. Yani biz bu petrol tesisine saldıran unsurları uçaklarımıza destekleyeceğiz. Sword 1 Popeye ve Rotor olacak ve Sword 2 biz, Forrest ve Bug olacak. Ve Sword 3 Tank ve Ghost adlı pilotlar da Rakka'nın kuzeyindeki CAS operasyonları, CAS, Close Air Strike diye geçer. O operasyonları destekleyecek. Biz Sword 2 olarak 3 ana hedefimiz var. Petrol işleme tesisi olan Alpha, petrol rafinerisi olan Bravo ve benzer bir işleme tesisi olan Charlie var. Ekonomik değerlere sahip olduğu için bunları yok etmemiz önemli arz ediyor. Follow me up and join up on the way out. Şuradan ufak bir ses ayarı icap eder. Copy. Evet. Standart bir kalkış yapacağız. Sentinel ile iletişime geçeceğiz. Hedef alanına yaklaşırken bu semlerin dikkatini çekip düşük irtifada uçmaya çalışacağız. Fakat düşük irtifada uçmanın semlere karşı bir savunma avantajı olduğu gibi Manpad dediğimiz o bir önceki videoda hatırlarsanız SA-18 böyle birkaç asker elinde füzeyle bekliyor veya AAA bu mermi atan anti-aircraft sistemleri bize daha kolay vurabiliyor olacak. Hatta bunların bir kısmı radar güdümlü değil, optikle çalıştığı için farkına bile varamayabiliriz. Burayı hızlandırıyorum. Çok ihtiyacımız yok. INS sistemimizi hizalıyoruz. Çaflarımızı açtık, sistemlerimizi açtık. Ben burada bir takım detaylara bakıyorum. Bu oyunda o sırada bir bug vardı. GPS açıp kapamak gerekiyordu ki data link'ten kendi uçaklarımızı görelim diye. Onlarla biraz cebelleşiyorum. Kalkış saatine zaten vaktimiz var. Oyalanıyoruz. Ve uzunca bir süre burada Maverick'leri ayarlamaya çalışacağım. Burada kızıl ötesiyle çalışan AGM-65D Maverick'leri bizi bayağı uğraştırıyor. Orada çok vakit kaybediyorum. Ama görev için bir dezavantajı bulunmuyor. Burada açmaya çalışıyorum. Pod açılmıyor. Vesaire vesaire burada çok uğraşıyorum. Burada görüntüyü dondurup konuşmaya devam edeceğiz. Ve bunları yakıt ve mühimmatlara bakarak da hedeflere odaklanacağız. Şimdi ben uçağı burada ayarlamaya çalışırken iPad'den dosyalarımıza bakalım. Buradan size bahsettiğim briefing var. Buraya çok değinmiyorum. Burada Kneeboard'da az önce size de bir takım detaylarına girdiğim uçuş planımız var. Kanat altında gördüğünüz gibi AMRAM'larımız var. 9M'lerimiz var. İki tane Maverick 65D var. Bu ısı güdümlü. Bunları kitlemek biraz zor oluyor. Bu TGM podumuzla, hedef alma podumuzla bunlara bakıp onun verdiği görüntüyü Maverick'lerle karşılaştırıp kitlenmemiz gerekiyor. Burada benim şu an uçak kalkmadan önce cebelleştiğim kısım. Şu ikisini de gösterebilirim. Şurada cebelleşiyorum biraz. Bunları hizalamak. Çünkü Parallax diye bir hikayemiz var. Pod şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi sağ altta podumuz bakıyor. Bir yuvarlak kafa dönüyor görüyorsunuz. Şurada da kanat altında füzelerimiz var. Bu ikisinin aynı yere bakmasını sağlamak biraz uğraştırıcı bir mesele. Çok yakında yaparsak uzakta kaliteli bir hizalama yapamıyoruz. Çok uzakta yaparsak yakınlarda tutarlı olamayabiliyor. Daha doğrusu çok uzakta zaten yapamıyoruz. Dolayısıyla şu an karşımda bir hedef seçip onun kızıl ötesi emilimini yani radyasyonunu bakarak oradan güzel bir sinyal yakalamaya çalışıyoruz. Ona bağlanıp oradan
kilitlenip daha doğrusu hizalamayı kontrol etmiş olacağız. Yakıt torbalarımız var. Daha çok çaf aldık. Ve kalkış iznimizi aldık. Bu sırada şöyle soyun kursa dönelim. Wheels up. Frekanslarımız var. Mesela şu an Edgeworth Departure'ı VHF kanalında 3 numaraya basarak tam o sırada yaptık. Bilgi vereceğiz. Yani ben ona bastığımda VHF frekansında 117.25 kodluyor. Bunu tek tek de girebilirim. Göre. 3 mil olmadığı için sağ üstte ekranda çıkmasını bekliyorum. Birkaç kez deniyorum. Evet, waypointlerimiz şu sağ altta MFD'de göreceğimiz üzere bayağı bir fazlalar. Şu şekilde daha rahat bakabiliriz. İlk başta bir numaraya gelip Suriye sınırında toparlanıyoruz. Ondan sonra kuzeydoğuya 0.65 Mach'ta yakıtımızı idareli kullanarak 25 fitte uçacağız. Biraz daha yukarı çıkıp Striker'larla buluşacağız. Striker'lar kuzeybatıdan gelecekler ve doğuya doğru gelip bizimle 4 numarada buluşacaklar. 4, 5 ve 6'daki hedefleri vurup 7'den uzakta durmaya çalışacağız. Bu gideceğimiz bir nokta değil. Stratejik öneme sahip yerleri de işaretleyebiliyoruz. 7 bizim burada MFD'mizde aman gelme şeklinde. Yani 7'den uzak duracağız. Burada keep clear diye nokta almışız. Ondan sonra her şey yolunda giderse 8'e gelip de başladığımız yere gelip dönüş rotasına geçeceğiz. 9 ve 10 olarak burada hava sahasıyla iletişime geçeceğiz. Bakın mesela bir önceki tatbikatımız burada Swartsea bölgesinde yapılmıştı. Şöyle uçmuştum. Bir de Shell var. Bu Shell tanker uçak. Eğer yakıtımızı çok iyi kullanamazsak buradan alabiliriz. Neyse ki ihtiyacımız olmayacak. Fakat olursa oralarda olduğunu bilmek güzel. Bakın burada bir takım hedeflerden bahsediyoruz. Not almışız. Briefing dosyamızda. Bunlar fotoğraflarımız. SA-8 ile karşılaşacağız. ZU-57, ZU-23, KS-19 ve MEMPAD'ler olacak diyor. Bunlar da bizim HUD class hangi tabloda olduğunu gösteriyor. Bunlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Burada bize tekrar geri dönersek mesela SA-8'in menzilinden bahsediyor. 6 knot menzili var. Gayet kısa. Fakat alçak uçarken alanına girersek çok ciddi sıkıntılar yaratabilir. Bu da SA-2 gibi yere böyle öperek uçtuğumuzda şey yapıyor. Çok güzel takip edemiyor. Bunlar gördüğünüz gibi balistik mermi attıkları için bunların menzilleri bayağı kısa ve ateş ettiğini gördüğünüzde sağ sola uçağı yatırdığınızda isabet edememelerini sağlıyorsunuz büyük ölçüde. Dolayısıyla bunların en azından nereden attığını görürseniz hızlı refleksiniz varsa kaçabiliyorsunuz. Fakat bu manpadler gerçekten tehlikeli. Yere yakın uçmama konusunda sizi en güzel dikkatinizi çeken şeyler. Kısa menzili olsa bile ısı güdüm müfize atıyor. Geldiğini bile bilmiyorsunuz. Evet. Bunu gözümüzün önünde tutalım.
ekranımızı değiştirelim. Tekrar şöyle verelim. Ve zamanımızı hızlandıralım. Diyaloglar geçerse oralarda şey yapacağız. Bakarız. Daha sinematik olsun diye pilotu burada tutuyorum. Arada radarla oynuyorum. Dediğim gibi buralarda geçebilirsiniz isterseniz. Evet. Sentinel'le check-in yapacağız. Biraz gereğinden sert bir dönüş yapıyorum ama bakın burada görebileceğiniz üzere hedef halkaları diyorlar buna, engagement zone'lar. Görev öncesinde yerini bildiğimiz devam edeceğim. Copy signal, sort 2 out. K2 looks like clear skies ahead and no new SAM story, Bob. Let's push on. HSD is busy. Lots of aircraft up today. Many as I can ever remember seeing. Well, you've not been on any big deployments like this before, have you? No, sir. Not that debut this tour. Well, don't sweat it. You've done red flag. That's harder than what we're doing today. Just a little less dangerous. You did Sergeant Freedom, didn't you? Well, I was there, but I was pretty junior. Didn't get a great deal of action. But I did spend a lot of time patrolling. At least gets you used to working in a busy, complex environment. You ever get shot at? Just some AAA, no SAMs. So today should be interesting. We might face our first real SAM shots today. Let's hope all of that training pays off. Evet, burada planımızı da revize edeceğiz. You okay with the details for Daybug, or do you want to go over them one last time? A little review can't hurt. Let's do it. Okay, the plan is to probe around the target area to see if we can snip out any SAMs. We'll do this by flying low and making some noise so we can be seen and heard. And if we'd see any targets of opportunity, we'd also try taking them out and see if we get anyone's attention. Nothing like being a bait. If anyone starts radiating, we'll have arms if we need bait. Them. But the longer we leave the site up, the better fix we'll get on it from the HTS pod. Once the pod pins down the location, we'll drop a mark on it. Then I'll decide the best way of dealing with it. So follow my lead and wait on my instructions. SA-8s are dangerous, but so short-legged we can deal with them easily enough. Biggest danger is getting surprised by one at closer ranges. So be ready with the chaff and have the ECM ready in self-protection mode. It's a bit concerning that we don't know where these SA-8s are. It'd feel better if we had a better grip on the exact threat. Expect the unexpected. That's what we train for. The SIA SAM operators be up to much? Guess we'll see. They're not radiating so far and revealing their position needlessly, so maybe they're that smart. It's quite possible they have ex-Iraqi SAM operators among their ranks, so there could be a level of experience. Then again, maybe all their SAMs are broken and they can't turn them on. Yeah, I guess we'll find out soon enough. Evet, güzel bir konuşmaydı. Burada biraz Forrest ve Bug hakkında bilgi ediniyoruz. Bu Forrest'ın Operation Persian Freedom'da görev almış olduğunu ama o zaman genç bir adam olduğunu, sırf petrollerde uçuş yaptığını öğreniyoruz. Daha önce AAA ateşi almış fakat SAM'lerle uğraşmamış. Wingman'imiz Bug, burada bizimle uçan arkadaş da ilk büyük görevine çıkıyor. Kendisi tecrübesiz bir pilot. O yüzden zaten bu kolun uçuşu, bu kol lideriyiz. Az önce SAM'lerden bahsediyordum. Bakın bunlar tehdit halkaları diyorlar buna. Menzillerini gösteriyor bu SA-2, SA-3 ve bakın sol üstte bir SA-6 var. Bunlar eğer yerlerini önceden biliyorsak görev belleğine işliyoruz ve bunları
kenarından köşesinden geçip lazım olmadıkça içine girmiyoruz veya vurmamız gerekiyorsa nerede olduğunu biliyoruz. Bu mobil SAM birlikleri, bu SA-2-3 hepsi yer değiştirebiliyor. Büyüklüklerine bağlı olarak 24 saat, 48 saat içerisinde pozisyonlarını değiştirebiliyorlar. Biraz kurulmaları, hazırlanmaları uzun sürüyor. Fakat sonuçta statik yerler değiller. Sürekli yerlerinden haberdar olmamız gerekiyor. Az önceki diyalogda da bunun bir kısmını bir kısmından bahsettiler zaten. Mesela tecrübelerini bilmiyoruz. Ne kadar becerikli olduğunu bilmiyoruz. Irak'tan bu aralarında tecrübeli SAM operatörlerinin olup olmadığından şüphelendi Forrest. Belki kasten SAM'leri gereksiz yere açıp yerlerini belli etmiyorlardır. Belki de tecrübeliler, belki de bozuk ve çalıştıramıyorlardır ama hangisi olduğunu birazdan göreceğiz diyor. Ve görev alanına doğru tekrar gidiyoruz. Konuşma olursa videoyu tekrar yavaşlatacağım. Tabi havada biraz sıkılıyorum. Onunla bunu oynuyorum. Diyaloglar arası bayağı uzun sürüyor. Daha waypoint 1'e gideceğiz. Yeah, of course. Serious bad guys. Looking forward to taking the fight to them. Same here. Good to see the Shinton mentality from higher up. About time we hit them where it hurts, instead of limited strikes and just providing gas. Yep, going after the oil. Hit them where it hurts. Absolutely. You know, the Syrians are still buying oil from the SIA. Crazy, really. But they need it, and the SIA needs the money. And so the fighting goes on. Evet. Well, for now anyway. Güzel bir ironiden bahsediyor. A few weeks of Operation Jekyll will cripple any infrastructure and economy the SIA has. Probably be a bit harder to root them out from their territory though. Yeah, they're seriously dug in. It's gonna take some effort to move them, especially if they keep up the suicide tactics. So, what do you think about these militias fighting the SIA? I think they've done pretty well. They have, especially the YPG. Light infantry facing down armored suicide attacks. Gotta admire that. Especially when the SIA was able to rout Iraqi army units so easily. Shows you the importance of commitment and belief in your abilities and mission. Yeah, I hear you. Don't worry, Forrest. I believe in your abilities. Thanks, bud. Evet, Suriye'nin savaştığı insanlardan yakıt alması ve para ödemesi, evet, enteresan geliyor ama öncelik meseleleri sanırsam. Evet, yavaş yavaş görev bölgesine uçuyoruz. Burada bingo yakıtımı ve çaf tuşuna bastığımda ne kadar atması gerektiğini ayarladım. Flare'ımız az olduğu için 90'a 30'lar, 90 çaf 30 flare'ımız var. Biraz idareli kullanmak üzere ayarladık. Burada biraz Maverick'lerle oynuyorum. Farklı modlara. Bu irtifada bu hızda gitmemize rağmen 6 derece angle of attack'ımız var. Bakın nasıl sanki surf yapıyor gibi gidiyor. Biraz havada.
bayağı yüklüyüz. Maverick'ler ağır, burada GBO bombalarımız var. Eğer ikisi de yeter, hala bir şeyler bulmamız gerekirse M61 Vulcan'la hazırda bulunacağız, hazır olacağız. Badda'da gördüğünüz gibi Maverick'ler var. F-16 çok fazla yük alamadığı için böyle paylaştırıyoruz. Well, don't get carried away. And like the boss said, don't get cocky. Biz biraz daha tecrübeli olduğumuz için bu silahları daha yakın ve riskli bir şekilde kullanabiliriz. Daha amatör arkadaşımıza harmları veriyoruz. Orada uzaktan beklesin diye vur dersek poduyla, HDS poduyla kullanacak harmları ve bu HDS podu sayesinde zaten F-16 bu SEED görevlerinde çok iyi. Onlarla nişan alması çok kolay. Eğer o sırada sem eğer radar emitting yapıyorsa, yani açıksa ve sinyal yayıyorsa, o zaman çok güzel otomatik bir şekilde yollayabiliyor. Kullanması en kolay silahlardan biri. HUD'da göreceğiniz üzere sağ altta 50 mil kaldığı yazıyor. Remake of that tent shield emission. Left over from an old SA-5 maybe? Probably. Intel's ruled out any operational SA-5s being left in the Syrian inventory. Just as well. Those big missiles have serious legs on them. Maybe not much threat to something small and agile like us. But they can certainly reach out and touch our AWACS and tankers easy enough. Tin shield's still a threat, though. That thing can see a long way. Did the boss mention there's a Russian FOB out this way as well? Affirm. Not in our operating area, but it's an extra complication for the other Weasel flights today. Russians are using it as a staging area for attacks on the SAA, as far as I know. Sure weird having the Russians out here alongside us. Not really enemies, but still working against each other. Pretty screwed up, really. You said it. Asking for trouble, if you ask me. Evet, zaten karışıklık yetmezmiş gibi bir de Ruslarla burada uğraşıyoruz. Çünkü Suriye'ye destek veriyorlar. Aynı hava sahasında uçuyorlar. Bizim uçulamaz dediğimiz yasaklı hava koridorunda Rus uçakları cirit atıyor. Ve onlara bir şey yapamıyoruz. Hatta Intelligent Assessment dosyasında belki hatırlarsanız Don't Poke the Bear diye bir uyarıyı da veriyor. Sıkıntıdan Maverick'lerle oynuyorum ben burada. Etrafa bakınıyorum. Hedef noktamıza 38.5 mil kaldı ve altında da süresi yazıyor. Yaklaşık 5 dakika daha uçacağız. Geçiyoruz. Burada manuel kodunu yazıyorum. Thank you. Sort 2-1. 293-4. Şuradan 3'e de basabilirmişim. Approaching frag target area. Any updates? Sortie 1, negative on any sound missions in your target area, but we do have two flycam radars emitting. One is located at or close to the Azor airbase, the other is approximately 10 miles south. Copy all, thank you. Thanks. Evet, iki
good update. Talk to you now. 10 miles southeast of the airbase. That will put KF-19 in range of Bravo and Charlie. Copy 2. It's on the target list. Let's be ready for any surprises. Fence in. Alright. Source 2-2. Fence in. Sistemlerimizi açıyoruz. Master arm'ı açtık. Jammer'ımızı aktif hale getireceğiz. Navigation ışıklarımızı kısacağız. RWR çalışıyor mu bakacağız. Eyes open for threats. Pushing into target area. Copy. Evet, görevimizde bize söylediği gibi aşağı alçak uçuş sağlayıp bu SAM'lerin, milletin dikkatini çek diyor kısacası. Yapıp vurulmadan dönmeye çalışacağız şu an. Ve eğer vurmamızı istediğimiz bir hedef olursa baga söyleyeceğiz. O da harmına indirecek. Alçalırken biraz hızlanıyorum. Gördük.
West Bravo. Copy. Two's engaging. Warner, Alpha 2, inbound on IP, 5 mics. Copy, Alpha. Sword 2, SIGRAP. One rifle, we still have active sands on the target area. Copy, sir. Two pockets can hold for 2 mics, plus TNT, and then we'll have to RTB. Finish those sounds off. Sir, 2-1. SA-8, West Bravo is wasted. Target resolved. Sort 2-1. All active SAMs taken out. Copy, Sort 2-1. Hammer 2, package is clear to proceed. Hammer 2. Hammer 3. Agro 3. Sort 2 will remain in the target area as long as we can to cover the package. Evet, bunlar vurana kadar biz ortalıkta gezeceğiz gene. Göstereceğiz. Diğer uçaklara bakalım. Suriye uçakları. Ne yapabiliriz? Hatalarımızdan öğrenip flare switch'ini kapatırsak en azından. Tabi ne atacağını da bilmediğimiz için o switch'i de kapamak istemiyorum. Mesela şu an biri bize ısı güdümlü bir füze atarsa kaput. Patates oluruz hemen. Agro 3 geldi. Bombayı bu irtifadan bıraktılar beni. Tertemiz.
uzağa vurulabilir. DCS'in modelleri o kadar güzel ki bakın kanatlar yük altında nasıl esniyorlar. İkinci harmını da yollatacağız. Bu sırada biz de SR-8'in etrafında uçup dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bu bug'ın attığı harm füzesi, onu izleyebiliriz. SR-8'i vuracak. Ona uçan telefon direği dedikleri kadar var. Çok güzel track yapıyor gibi gözüküyor. Böyle bir... SA-8 Charlie is down. I'm a two is clear. Evet. Bizim verilen mühimmatların hiçbirini Maverick'ler dışında kullanmadık. Öyle gezdirdik. Belki biraz risk alıp biz patlatabilirdik ama bir şey yapmanın kolay yolu varsa bu şekilde yapabiliriz. Bunlar JDAM'ler. O yüzden bu kadar uzaktan yollayabiliyorlar. Hedefler belli. Süzüle süzüle güzel güzel gidiyorlar oraya. JSO'lar var. Onlar da kanatları. Onlar bildiğin uçuyor. Son işte. Dümdüz oldu. Burası uzun bir süre artık kendine gelemez. Düşününce F-16 aslında çok küçük bir kokpite sahip uçak. Bu bubble kanopi sayesinde ferah gözüküyor diyorlar. Dış altındayız. Dönüş rotasına geçeceğiz. Two, pushing for rally point. Safe fuel. Altitude fuel is 4.9. I'm good. Bizde biraz daha fazla var. Let's push for home. Tablomuza göre işimiz bittikten sonra 3700 pound yakıtımızın olması gerekiyormuş. İşimiz bitti. Benim 6, onun 5 ton var. Bol bol yakıtımız var. Daha bingo sınırına bile gelmedik. Halbuki dönüyoruz.
Ama eğer alçakta uçup biraz daha şey yapsaydık, bu arada sallıyorlardı bize. Görebilse bile rahatlamamak gerekiyor. Sağdan soldan bak, vuramasalar bile patlıyor bu mermiler belli bir süre sonra. Mesela diyelim ki dönüyoruz, her şey bitti diyoruz. Şurada bir tane mempet bekliyor bize. Öyle oluyorsa canımız sıkılabiliyor. Bak oradan da atıyorlar. O yüzden uçağı hafif yalpalatıyorum. Uf, neredeyse vurdu. Böyle amatör amatör bakıp bakıp geçmemek lazım. Biraz fazla küçümsüyorum ama. Son kalan bombaları da bırakayım mı? AAA'lerin radarları. Uf. Ama ateş ettiğini gördüğünüz an uçağı biraz oynatırsanız vuramıyorlar. Ama neredeyse çok yakın diyebilirim. Rastgele hareket yapmak bu konuda yardımcı olabiliyor. Ve artık güvendeyiz. Campaign tabi yavaş yavaş dozu artırma konusunda başarılı. İlk başta tatbikat yaptık. Şimdi böyle çok güçlü olmayan SA-8'lerle uğraşıyoruz. Bir de SA-15 ile SA-10 gelse o zaman canımızı okuyor onlar. Gerçi her birinin şeyi var. Uğraşılacağı var. Burada yine müsriflik yapıyorum. Sadece kanat ağırlığım beni rahatsız etti diye bombayı bıraktı. Bunları gerçek hayatta yapsak kulağımızdan iyi çekerler. Ve tekrar hızlandırıyorum. Dogfight modundaki radar farklılıklarına bakıyorum burada. Diğeri havadan havaya klasik ilk giriş modu. Bu ACM dediğimiz bir sistem. Onu açtığımızda önümüzde gördüğü ilk şeye kilitleniyor. If the SIA may have captured one or not. Guess that clears it up. Mesela bir SA-6 bulduk. Yerine not aldık. Artık fence out yaptıktan sonra artık güvendeyiz diyebiliriz. 2, okay. Hasar var mı yok mu onlara rahat rahat bakıyoruz artık. Olayın sıcağıyla fark etmemiş olabiliriz.
Evet, her şey temizledi. Hızlı bir şekilde dönüyoruz. Bu DCS'deki Replay'in en enteresan özelliklerinden biri her şeyi o sırada tekrar simüle ediyor olması. O yüzden Replay modunda ne yaptığımı izlerken tam olarak nereye bastığımı göremeyebilirsiniz ve bazı anti-aircraft'ların ya da bir şeylerin biraz ufak farklılıkları olabiliyor. RTB. Sentinel'e söylüyoruz ve Sentinel'e dönüşünü verecek. Söylüyorlar. No idea too, but not our problem. We'll keep clear. Buradayız. Batımızda Ruslar var. Pardon. Burada geziyorlar. Koridorda bilmem ne de. Suriye hava sahasında. Base'imize döneceğiz burada. Buradan çeşitli uzaklıklara bakabiliyoruz. Yönlere bakabiliyoruz. Mesela manyetik dereceyi de söylüyor. Eskiden bunları tek tek hesaplamak gerekiyordu. Şimdi oyun bize yardımcı oluyor. Bu ILS ile havalimanlarına inerken, pistlere inerken. Bunlar işimize yarıyor. Bunların her biriyle ilgili ayrı videolar çekmek istiyorum. Bakalım. Ha bu arada evet, DCS'teki Replay'i anlatıyordum. Bunlar her şey simüle ediliyor. Mesela ben bir tane oyunumda görev yerinden dönerken anti-aircraft'ın açtığı ateşle vuruldum. Hızla yakıt kaybetmeye başladım. Nereden geldiğini merak ediyorum. No, I'm good. Just like you said, we've trained for this. Guess those SAM operators weren't up to much after all. Never even got a missile off. Or we're just too damn good for them and they never got the chance. The Kibberlomo class. At least the first time we did it wasn't against something like a 10 or 11. Well, the boss wanted to ease us into it, I think. Didn't want us getting taken out on day one. Yeah, no doubt. The Popeye bizi but it looked like ediyor. A successful strike there. SIA will feel that. Yeah, sure will. That refinery really went up. It's gonna be burning for days, I bet. So what do you make of the SIA having an SA-6? Yeah, they're full of surprises, aren't they? Maybe they have more capabilities than we originally thought. Well, however capable they are, their stuff all blows up the same. Suspect we'll be back out this way very soon, hunting that thing down. How long till we end up in the thick of the Syrian IAs, I wonder? That'd be long. That's why we're out here, after all. Those SAM systems near the no-fly zone we'll need dealing with sooner rather than later, I should think. And then things will get really interesting. Evet, hikayeye dönersem, bu replay'de uçağım vuruldu. Ve yakıt kaybediyordum. Daha sonra tekrar açtım. Nerede vurulduğuma bakayım diye. Uçağım vurulmadı. Aman dedim. Bu nasıl oluyor? Hatta daha sonra burada Escape'e basıp bakın burada Take Control derseniz kendi videonuzun üstüne tekrar oynama şansınız oluyor. Yani bu replay'i ileri geri saramıyoruz. Sebebi de bu. Çünkü her seferinde oyun bizim için tüm yaptıklarımızı aynı anda yaparak ve script'te olan her şeyi aynı anda yaparak bize simülasyonu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla hiçbir replay'de yapamayacağınız üzere burada take control dediğim an uçağın kontrolü tekrar bana geçiyor ve bundan sonra hikayeyi tam olarak bu noktadan sonra bir daha yazabiliyorum. Fakat bunu yaparsanız aklınızda bulunsun, görevin nasıl gelişeceğiyle ilgili fikir edinebilirsiniz. Evet. Go ahead, sir. Good to see you boys in one piece. All good plan? Affirm, boss. All targets hit. Strikers made quite the mess down there.
Copy, Forrest. How were the air defenses? We saw multiple SA-8s in the target area. Heavy AAA over the oil fields as well. The SIA are definitely defending their territory, so keep sharp. Copy that, Forrest. I'll see you back at base. Move one out. Good hunting, Lee. Give them hell. Evet, bu eğer kontrolü ele geçirirsek görevin nasıl gideceğiyle ilgili bir fikrimiz oluyor. Fakat bu tabii ki campaign görevine işlenmiyor. Onu da unutmamak lazım. Yani böyle vurulduğunuz yerde videoyu açın, ileri sarın, take control yapın ya da tam vurulacağınız yerden 30 saniye önce yapın. Evet, görevi bitirebiliyorsunuz ama istatistiklerinize ve puanlarınıza hiçbiri yansımıyor. Ama bilmekte fayda var. Çünkü bazı görevlerde aynı yerde takılabiliyorsunuz ve orayı geçmek için her şeyi baştan oynamak gerekebiliyor. Bu oyunda fark ettiğiniz gibi böyle quick save, quick load şeklinde seçeneklerimiz yok. Başladın mı bitirmen lazım. Bitirmezsen, sağlam bir şekilde bitirmezsen geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Dolayısıyla replay de aklınızda bulunsun. Take control'la ele geçirebiliyorsunuz. Ondan sonra bir daha bırakamıyorsunuz yalnız. Kalıyor. Bitirmelisiniz. Ve evet, o oyunda vurulduğum yerden vurulmadan bir daha geçtim ve görevi bitirdim. Tabii ki istatistiğe yansımadığı için hepsini bir daha baştan açıp tekrar oynamam gerekti ama en azından bir sonraki kısımda karşıma ne çıkacağını biliyordum. Bu da bizi bilgisayar oyuncuları olarak herhalde gerçek hayatta en büyük ayıran şey. Aynı şeyleri defalarca yapabiliyor olmamız. Normalde uçakları uçuran kişileri düşünsenize stresi. Suriye toprağının üzerinde vuruldunuz. Uçaktan atlamanız gerekiyor. Ele geçirirlerse yandınız. Dolayısıyla kurtulsanız bir türlü, kurtulmasanız bir türlü. Bunlar çok büyük stres unsurları. Biz burada koltuğumuzda tatlı tatlı sohbet ederek oynuyoruz. Otopilotuyla biraz kurcalıyorum burada. Evet. Yavaş yavaş ineceğiz. Proceed to Hotel 4 airspace. Check in at flight level 140. Push to wrap call arrival at 30 mile mark. Flight level 140, cert 21. 14.000 feet'te hava sahasında olacağız. Bakın, görev başında söylediğimiz gibi bulutlar da geldi. Bazı görevlerde bunlar baş belası olabiliyor. Bu arada bir şekilde iki videoyu izlemiş, izleme şansı olan kişilerdenseniz lütfen bana söyleyin. Hangisi daha iyi oluyor? Oynarken konuşmak mı? Bravo.
approach Bravo, flight level 140, soar 21. Yoksa oynanmış oyunun üzerinden yorum yapmak mı? Çünkü birinde oyuna odaklanırken anlatımı biraz atlamış olabiliyorum. Bazı şeyleri kaçırabiliyorum. Diğer taraftan oynanmış oyunun üstüne açıklama yaparken aynı heyecanda olmuyor. En azından benim için. İkisi de felaketse yeni önerilerinizi beklerim. Bu kneeboardların geliştirilmesi lazım. Bizim istediğimiz görüntüyü buraya koyabilmemiz size izin verirse çok güzel olur. Şu an sizin şu sağ altta gördüğünüz iPad'den mesela o ekranı buraya koyabiliyor olsaydım kağıt olarak çok güzel olurdu. Bundan sonrası inmek artık. Bu sefer teker patlatmadan. Bak mı? Herhalde. Sort 2-1. Paternden biraz paternde gitmedik. Fakat o 8000 feet üstü olduğumuz için buradan eksi puan almayacağız. Burada böyle scoreboard üstüne de bakabiliriz. Scoreboard'da nelerimizde puan düşürüp düşürmediğini gösteriyor. Daha oraya hiç girmedik. Hotel 4 Tower, Sword 2-1 requesting landing. Sword 2-1, cleared for landing runway 10, wind 030 for 3 knots. I'll land first. Follow me down when I'm clear of the runway. Baga bekle dedik. Biz önce ineceğiz dedik. Bu puanlar DCS'in kendi puanlamalarından biraz farklı. DCS sadece vurduğumuz birliklere göre skor verirken bu kampanyada kulenin bize talimatlarına uymuş muyuz? Paterne doğru girmiş miyiz? İşte bu 8000 fitten aşağı şehrin üstünde uçmuş muyuz gibi birçok faktör puanımızı etkiliyor. Belki oyun başında görmüşsünüzdür sağdaki diyaloglarda ölümsüzlük modu var mesela. Uçağınız hasar almıyor. Onu yaparsanız 60 puanın üstünde alamıyorsunuz. Görevi bitirmek ve görevi öğrenmek için işe yarayabilir. Fakat bir sonraki bölüme geçemiyorsunuz. 70 galiba gerekiyor. Mesela diyelim ki bu görevde SA-8'leri vurmamız lazım. Birini vurduk. İşte 5 puan kırıyor eğer ikisini vuramadıysak. İşte tespit etmemiz gereken bir SA-6'yı tespit edemediysek kırıyor. Bir takım puan kırma şeyleri var. Fazla hızlı uçtuysak veya kalkışta işte 4000 fitin üstüne geçme diyor. 5000'e geçtiysek. Mesela bir önceki görevde 94 puan almışız. 6 puan bir yerlerden kırılmış, bir yerlerde hata yapmışız. Bunda kaç puan aldık bakacağız. Böyle bir kampanyanın hani kendi sınırlarını zorlama veya görevi bitirsen de daha iyi yapmak için tekrar denemeye böyle teşvik etme konusunda bir puanlama sistemi olması güzel. Bazı görevlerde %100 yapmak neredeyse imkansız. Kimileri yapıyor, helal olsun.
Böylece aynı görevi bir daha oynasak dahi her zaman bir kendimizi geliştireceğimiz yerde bir pay bırakıyoruz. Oluyor yani. İş kısmını hızlandıralım. Bu replay'in bu hızlandırma kısmı güzel ama çok da hızlandıramıyoruz işte. 3x'den sonra simülasyon kafayı yemeye başlıyor. Ve ekran doğmaya başlıyor hızlanmasa dahi. Evet, son kısma geldik. Burayı normal hızla izleyebiliriz herhalde. Zaten replay'de gördüğünüz gibi kamera hala bende. Tekerleri açtık. Bunu oyun oynarken gösteremiyorum tabii ki, ilmeğe odaklanmam gerektiği için. Gayet kötü yaklaşıyoruz ama düzgün ineceğiz. Çok dik bir açıyla geliyorum. Ki pistten önce yavaşlayayım. Tabii Boeing yolcu uçağı almadığı için son dakika düzeltmelerle böyle şeyler yapılabiliyor uçakta. Bu da güzel tarafı. Burnumuzu kaldırıyoruz. Çok kaldırırsak kuyruğu vururuz. 10-11 derece açıyla. Bu kadar güzel inilir. Yavaş yavaş öğreniyoruz bu işi. Biraz kenara kaydık ama bir önceki gibi drift yok. Neredeyse. Hoppa. Biraz hızlı mı geldik? 4-2-1, clear runway and position to spot 8. Spot 8 miydi? Değildi sanırım. 9'a gittik. 8. Çimden. herkes çok ciddi oynuyor. Biz birazcık sevzeklik yapacağız ya. Bunu da yapmazsak ne anlamı kaldı? Oyun oynuyoruz. Normalde bu ağırlıkta F-16'yı çimin üstüne koyduk mu herhalde cuk diye oturur, bir daha da gitmez. Ki bir iki kere denedim, bazen oturuyor. Hala hava frenlerini kapatmamış olduğumu da izleyebiliyorum. Burada. Sürtmeden sokarsak uçağı. Bunları da ancak replay'de bakabiliyoruz. Direkt oynarken içinde durmak zorundayız inşallah. Good enough. Evet. Bugünkü görevimizi de başarıyla tamamladık. Ve üste döndük. Bir sonraki videoda işler biraz daha kızışacak. Dediğim gibi ikisini izleme şansı bulduysanız lütfen bana söyleyin. Ben böyle şu an bu tutorial'da oyunu da biraz daha etkili öğrenirken yayınlarda da biraz deneme yanılma yapıyorum. Bazıları daha kolay, bazıları daha zor. Bunları zaman içerisinde geliştireceğiz sanırım. Şimdilik böyle idare edelim. Evet, bu az önce sarı görselle görev tamamlandı dedikten sonra uzatmanın aslında bir anlamı yok. Full de gerçekçi oynamıyoruz kalkıştan inişe. Dolayısıyla burada oyunu sonlandırabiliriz. Evet. En son şu briefingden tekrar bakabiliriz. Son olarak ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bakın. Buradaki hemen hemen her şey karşımıza tekrar çıktı. Şöyle yapayım.
1500'e geri döndük. 2500 falan. Burada da 2400 falan. Her şey yolunda gitti. Evet. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.